Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kutsal topraklarda da büyük bir heyecan başladı. Hacı adayları sabaha karşı Nur Dağı'na, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na doğru yola çıktı. Yolculuğa Mehmet Karataş ve Hüseyin Koçak da eşlik etti. İşte izlenimleri. Kur'an'ın nabzının ilk attığı Alak suresinin ilk 5 ayetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iletildiği, İslam tarihinde Kur'an'ın güneşinin doğduğu yerdeyiz. Zorlu yolculuğun sonunda hasret bitti. Hacı adaylarının yorgunluğu Hira'ya ulaşınca yerini huzura bıraktı. Biz buraya gelmeden önce işte genç gelin, yaşınız gençken gelin demelerinde gerçekten haklıymış. Kutsal topraklardayız ve Arafat gününe de çok kısa bir süre kaldı. Burası Mekke'nin kuzeydoğusunda ve Kabe'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı. Burada Peygamber Efendimizin 6 ay kalması ayrı bir hüzün. Hazreti Hatice Validemizin buraya sürekli her gün Fatma Validemizi hamileyken gelmesi daha çok duygulu oluyor. Gece boyunca insanlar akın akın buraya gelmeye devam etti artık. Kalan arkadaşım Hüseyin şimdi sizlere gösterecek ki Hira Mağarası bir an olsun boş kalmıyor ve buraya gelerek dua etmeye devam ediyorlar. İlk ayetlerin indiği yer burası olduğu için gerçekten merak ettik. Peygamber Efendimizin yaşadığı yeri, izdivaya çekildiği yeri görmek için. Resulullah Efendimiz'e peygamberlik görevi verilmeden bir yıl önce, yani 39 yaşındayken insanlardan son 6 ay uzaklaşarak tefekkür etmek üzere Hira Mağarası'na geldi ve 6 ay boyunca burada tefekkür etti. Ve 40 yaşına geldiğinde ise Cebrail aleyhisselam asıl suretiyle Peygamber Efendimiz'e göründü ve ilk vahiy, ilk ayetler inmeye başladı. Rabbim, Cenab-ı Allah, gelmek isteyen her Müslümana buraları nasip etsin inşallah. Gelsin her Müslüman şuradan şu kokuyu alsın. Buraya gelen buradan ayrılmak istemiyor ama tabii ki dışarıda da şu anda mağaraya girmek isteyen çok sayıda hacı adayları bekliyor.